Allah'ı tanır ise kendisini kontrol eder, kendisini korur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. "Men araf ve azzemuhu. Kim Allah'ı tanırsa ve onu tazim ederse men afahu min el-kelam. Dilini kelamdan korur." Hangi kelamdan korur? Ayet okumada neticede ne Yani ayet okurken de dil kelam etmekte. İlim anlatırken dil, dil, kelam etmekte, konuşmakta. Allah'ı tanıyan dilini korur. Kelamdan korur. Hangi kelamdan? Yalan kelamdan korur. Yani yalan sözden korur. Niye gıybet ediyor adam? Vallahi Allah'ı tanımıyor. Ben demiyorum peygamber efendimiz buyuruyor. Buyuruyor ki Men Allah, men afahu minel kelam Allah'ı tanıyan dilini korur. Neden? Yalandan. Niye yalan konuşuyor? Umursamadan yalan konuşuyor. Gıybet haram değil mi? Niye gıybet ediyor? Umursamadan hem de ibadetmişçesine. Deseler bu gıybet zikir sevabı teşkil ediyor. O kadar gıybet etmez birileri. Büyük günahtır gıybet. Zinadan ağır günahdır gıybet. Zinadan şiddetli günahdır gıybet. E niye o zaman bildiği halde ediyor biriler saatlerce? Çünkü Allah'ı tanımıyor. Allah'ı tanısa Allah'ın sözüne kıymet verir. Allah'ı tanıyan dilini korur, günahtan korur, yalandan korur, iftiradan korur, kıybetten korur. Korumayanlar Allah'ı tanıdıklarını zannediyorlar. Onların tanıdığı Allah değil. Onların Allah diye bildiği, tanıdığı, Rab dedikleri, ilah dedikleri iblistir. Odanın köşesinde ölüm anında alim alim ölüm yatağında olana diyor ki de la ilahe illallah ölüm yatağında olan diyor la ilahe illallah odanın köşesinden ses geliyor sadaka abdi kulum doğru söyledi. Alim talkin okuyor de la ilahe illallah ölüm döşeğindeki diyor la ilahe illallah odanın köşesinden ses geliyor sadaka abdi kulum doğru söyledi. Alim döndü sordu ey sesin sahibi Ey kulum doğru söyledi deyip de kendisi gözükmeyen kimsin? Dedi ben iblisim. Allahu Ekber. Bu la ilahe illallah diyor sen kulum doğru söyledi diyorsun. Sen nasıl iblis olabilirsin? Dedi evet bu la ilahe illallah bir ömür söylemiş ya bu yatakta yatan ölüm döşeğinde. Bir ömür la ilahe illallah söylemesine rağmen o Allah'ın dediklerini yapmadı. Hep benim dediklerimi yaptı. Hep benim irademle konuştu. Benim isteğimle oturdu. Benim isteğimle kalktı. Benim isteğimle hareket etti. Dolayısıyla beni dinlediği için ben onun ilahıyım. Allah demiş ama ilah olarak itaat etme babında benim peşimden gelmiş. Dikkat ettiniz mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor. Men arap Allah, Allah'ı tanıyan, dilini kelamdan korur. Korumayan insan Allah'ı tanımıyor. Allah dese bile Allah'ı tanımıyor. Allah diyor ama kime itaat ediyor? iblise? Onun peşinden gidiyor. Ve Ne? Allah'ı tanıyan midesini korur. Neden? Minet taam, taamdan, yemekten. Hangi yemekten? Haram yemekten. Niye korumuyor birileri? Helalini yediği zaman canı sıkılıyor. Haram yediği zaman ise lezzetle zevk ile o haramı yiyor. Neden? Allah'ı tanımıyor da ondan. Ve anna nefse bis vel kıyam. Allah'ı tanıyan insan oruç ile namaz ile kendi bedenini sıkıntıya sokar. Başkalarını sıkıntıya sokmaz. Dolayısıyla Allah'a karşı Bizlerin en önemli vazifelerinden bir tanesi, sorumluluklarımızdan bir tanesi Allah'ı tanımak, Allah'a marifet sahibi olmaktır. Eğer Allahu Azze ve Celle'yi bu manada bizler tanır isek, marifetimiz olur ise biz o zaman nedir? Nefsimize hakim olur, şeytani sıfatlara karşı kendimizi koruruz Allah'a